Selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Güzel videolarımı, dünyanın en ilginç videolarını izlediğiniz için size müteşekkirim. Konumuz şu: keçi sütü. Keçinin yediği ve elde ettiğimiz, keçinin verdiği süt. Keçiye kimyasal değil ama küpse veriyorsun. Ot ıvır zıvır veriyorsun. Yem veriyorsun. Yem verince sana süt veriyor. Aynı şeylerden nasıl süt elde edilir? Yani düşünsene de, yem veriyorsun. Simsiyah bir şey. Keçi onu yiyor. Su içiyor. Ve süt veriyor. O keçi sütü de anne sütüne eşdeğer oluyor. Bu hep benim beynimi kurcalayan bir mevzuydu. Yıllardır süt nasıl olur? Bembeyaz, hiç leke yok, çok sağlıklı, anne sütüne eşdeğer bir şey bu. Ondan sonra anneler de aynı oran, aynı yani. Bir anne ekmek yiyor, sadece ekmek yiyor, fakir bir aile annesi veya işte durum olmayan birisi, sadece çok az kötü şartlarda beslenip süt biriktiriyor, bebeğine veriyor. Bebeği de en iyi vitaminleri alıp sağlıklı yaşıyor. Bugün bir arkadaşım var, Cihan Hocam. Cihan Hocam ODTÜ mezunu. Cihan Hocam gerçekten çok saygı duyduğum bir insan. Gelen şey olarak çok bilgili, çok mütevazi, çok kibar. Yani bu yörelerde eşi benzer olmayan bir hocam, Cihan Hocam. Cihan Hocam dedim, sana bir soru soracağım dedim. Buyur Yalçıncığım dedi. Cihan Hocam dedim, bizim Serkan Gümüş var dedim, keçi sütü satıyor. Sadece yem veriyor keçiye, başka da bir şey vermiyor. Keçi kendi su içiyor. Bundan nasıl beyaz bir süt elde edilir dedim. Çünkü onun her şeye verecek güzel bir cevap vardır. Beni her seferinde şaşırtmıştır. Ben ne zaman böyle çaresiz kaldığım zaman ona sorarım genelde. O da dedi ki, Yalçıncığım dert ettiğim bu mu dedi. Evet dedim ben. Ya dedi, keçi dedi onu dedi bir şekilde dedi süte çeviriyor dedi. Bu dedi, bunu dedi biz dedim aynı yemi süt nasıl yapacağız dedim. O yemi süt yapabilmemiz için dedi şöyle yapmamız lazım dedi, bir fabrika kurmamız lazım dedi. Sonuçta dedi süt elde edebiliriz dedi o yemden dedi. İçindeki vitaminler, değerler süt değeri dedi. Yani senin anlayacağın o inatçı keçi bir fabrikaya eşdeğer. Evet, kafamı kurcalayan bir soruya cevap bulmuş oldum. Umarım siz de şey yapmışsınızdır, dediğimi anlayamışsınızdır. Anlamaya en azından bir kere, belki bir kere daha izlemeniz gerekebilir. Umarım anlarsınız. Şöyle söyleyeyim, keçi sadece yem yiyerek keçiden süt elde ediyoruz. Aynı sütü yemden elde edebilmek için de bir fabrika kurmamız gerekiyor. Nasıl mucize bir hayvan. Bütün süt veren hayvanlar eşdeğer aslında, yani insan dahil. İlginize teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Hemen videonun altında abone ol var. Oradan abone olursanız, eğer abone değilseniz. Yanında da ufak bir zil var. Zile de hafif dokunun. Bildirimler gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi bakın kendinize. Yorum yapın mutlaka. Yorum yapın.